Merhabalar. Stok depo envanter raporu nasıl alınır? Bunun için klavyemizden F10 veya Dialogus üzerine tıklayarak arama alanımıza yazacağımız stok depo ile raporlar altında bulunan stok depo envanter raporunu çalıştırırız. Buradaki miktarlarımızı depo grubu bazında filtreleyebilir veya seçeceğimiz combo listesinden depo seçenekleriyle depolarda bulunan stok envanterlerinin görüntülenmesi sağlanılabilir. Tutarlı envanter listelerinin alınabilmesi için depo grubu yapılmış olması önerilir. Başlangıç tarihi ve bitiş tarihi verilerek daha sonrasında ilgili stokların envanterini alırken hangi birim fiyatını esas alacağı kısmında ise combo seçeneği içerisinde bulunan birden 10'a kadar fiyatlandırmalar haricinde son alış satış, ortalama giriş çıkış ve diğer fiyatlandırma seçeneklerinden bir fiyat seçeneği belirlenir. Raporumuza hangi fiş türlerini dahil etmek istiyorsak ilgili fiş türleri seçimleri yapılarak ve sonrasında gruplu envanter seçeneği de ilgili seçenek listesinde bulunan gruplamalar yöntemiyle gruplu bir şekilde envanteri alabilir. İlgili envanter raporuna faturalanmamış irsaliyeleri dahil et seçeneğiyle faturalanmayan irsaliyeleri dahil eder. Hareket görmeyenleri gösterme seçeneğiyle hareket görmemiş stokları raporda getirilmemesi sağlanılabilir. Sadece artı durumundaki stokların gelmesi isteniyor ise ilgili seçim işlemi yapılır. Pasif durumundaki stokları gösterme seçeneğiyle pasif durumundaki stoklar ilgili rapora dahil edilmez. Eğer raporumuz raporlama dövizine göre hesaplanması isteniliyor ise ilgili seçim işlemi yapılır. Varyanslı stoklarımız için varyant değerlerinin görüntüle seçeneği seçilmesi durumunda varyant değerleri karşımıza gelecektir. İlgili seçim işlemini yapmamız durumunda bize bir diğer seçenek olan sadece var olan varyantları görüntüle seçeneği ile sadece varyantları olan stokları karşımıza getirecektir. Varyant değerlerini de görüntülemek istiyorsak ilgili seçim ile tablo şeklinde görüntülenmesi sağlanılabilir. Bu seçim sonucunda aktif hale gelecek olan sadece farkı göster seçeneği ile de ilgili fark değeri seçilecektir. Bu işareti kaldırarak devam ettiğimizde birim fiyatları belirtilen depoya göre hesapla seçeneği ile birim fiyat hesaplattırılması sağlanılabilir. KDV dahil hesapla seçeneği ile ilgili KDV dahil durumunu çalıştırabiliriz. Döviz kuru türlerinden Merkez Bankası alış satış, serbest piyasa alış satış seçeneğinde döviz kuru seçimi yapılır. İrsaliye fatura kalemi özel kodu var ise ilgili özel kodlar birden fazla seçilebilir veya malzeme fiş kalemi özel kodu var ise ilgili malzeme fişleri birden fazla seçimi yapılabilir. Burada diğer raporlarda da görebileceğiniz gibi gruplama ve sıralama mantığı yer almaktadır. Aynı zamanda ikinci sekmede bulunan filtreleme seçenekleriyle stok kartlarına ait görebileceğiniz birçok değerde filtreleme seçenekleri bulunabilmektedir. F2 ekran dememiz durumunda görüldüğü gibi bir önceki ekranda belirlediğimiz parametreler dahilinde karşımıza stoklar gelecek. Burada ilgili stoklarımızın devir miktarlarını ve buna ait tutarlarını, daha sonrasında belirtmiş olduğumuz tarihler aralığında giren ve çıkan miktarlarımız ve son olarak tüm hesap işlemlerimiz bitiminde devreden miktar ve buna ait tutar karşımıza gelecektir. Bu şekilde raporlamamızı alabiliriz. Aynı zamanda istersek F5 tasarım diyerek yeni bir tasarım kopyası oluşturur. Burada rapor, satır ve diğer seçeneklerde ilgili özellikleri raporumuza sürükle bırak yöntemiyle ekleyerek kişisel raporlarımızı oluşturabiliriz.